Anlaştık mı? Var mı aklınızı karıştıran bir durum? Lütfen varsa söyleyin. Peki, güzel. Şimdi bebişler, artık düzlem ayna ile ilgili konularımızı halletmiş olduk. Ne yapıyoruz şimdi? Tümsek mi? Nasıl atladın hemen ya? Evet, pinhole kamera anlatacaktım ama onu grup değişiminden sonra anlatacağım. Çünkü şimdi küresel aynalarda özel ışınlara geçelim dedik. Bir karar olarak oraya geçmezsem geride kalırız. Geride kalırsak bizim için hayırlı olmaz. Ben oraya geçeyim. Yeni zamanda da şeyden bahsedeceğim. Pinhole kamera ve Crookes radyometresinden bahsedeceğim size. Tamam. Küresel aynalar. Şimdi sevgili arkadaşlar, aslında burada bahsettiğimiz aynaların tam olarak bir küre olduğu bir yalan. Küre şeklinde bir yüzey olursa bizim bahsettiğimiz odak noktası bir nokta olmuyor maalesef. Aynanın bir paraboloid yüzeye sahip olması gerekiyor ki odak noktası bir tek nokta olsun. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bak, bir paraboloid yüzey şöyle bir yüzeyse eğer, bu yüzey için odak noktası şurası olsun, F. Aynen tek bir nokta olur. Tamam? Ama biz burada şöyle bir küresel yüzey olduğunu düşünürsek, küresel yüzey biraz daha şeydir, geniştir. İşte bu ikisinin şöyle küçük açılardaki bölümleri, minik açılardaki bölümleri birbirine çok yakın yüzeyler anlatır bize. Tamam? Dolayısıyla biz deriz ki, ha tamam, parabolle ilgilenmek zordur burada. Dolayısıyla küçücük bir yüzey parabol yüzeyine benzediği için ben bir kürenin parçası gibi düşünebilirim. Dolayısıyla da orayı sanki odak noktası tek bir noktaymış gibi incelerim. Bundan sonra yapacağım çizimlerin, bundan sonra söyleyeceğim ifadelerin hepsi bu temel idealleştirme üzerine kurulmuş olacak. Tamam? Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın. Bundan sonra yine söylüyorum, küresel olursa işler değişiyor ama bizim kabul ettiğimiz duruma göre, şöyle bir durum ifade ettiğimiz zaman küresel aynayı nasıl oluşturduğumuza bakalım. Bakın şöyle bir olaydır bu. Bir tane küre olduğunu düşünün. Üç boyutlu bir yüzey biliyorsunuz küre. Bu küreye benzemedi. İnşallah bu sefer düzgün çizeceğim. Bu sefer de düzgün çizemedim. Siz düzgününü çizin. Şurası kürenin merkezi olsun. Tamam? Eğer bu küreyi uygun bir kirişle keserek, şöyle diyelim, bu kirişin dışında kalan bölümü şöyle alıp içini yansıtıcı hale getirirsem buna çukur ayna diyorum. Tamam. Bu küreden bir kirişle uygun bir bölümünü kesip kestiğim bölümün, elde ettiğim bölümün eğer dışını yansıtıcı hale getirirsem, yani içini sırlarsam, bu durumda elde ettiğim aynaya da tümsek ayna diyorum. Bu tümsek ayna ve çukur ayna için. Onları elde ettiğim küresel yüzey var ya, bu küresel yüzeyin sevgili arkadaşlar merkezi her iki ayna içinde yine merkez olarak ifade edilir. Yani küresel aynanın elde edildiği o küre kabuğunun merkezi çukur ve tümsek ayna için yine merkez noktası olarak adlandırılır. Eğer merkezden geçen, yine idealleştirme söylüyorum, merkezden geçen ve aynayı iki eşit parçaya böldüğünü düşündüğünüz bir doğru çizerseniz biz buna
O aynanın asal ekseni diyoruz. Bu da asal eksen. Asal eksenin sevgili arkadaşlar tam olarak aynaya dokunduğu nokta, şu noktası. Aynanın tepe noktası. Burası da şunun tepe noktası. Eğer tepe noktasıyla aynanın merkezi arasında kalan mesafeyi tam iki parçaya bölecek şekilde bir nokta belirlerseniz buna da aynanın odak noktası diyoruz. Bu aynaları elde ettiğiniz sevgili arkadaşlar kürelerin, kürenin ya da küre kabuğunun yarı çapına da aynanın eğrilik yarı çapı diyoruz. Tamam mı? O zaman bunu şöylece gösterebilirim. Bir çukur ayna dediğim şeyi artık şöyle göstereceğim. Küreden bağımsız olarak bize şöyle aksi belirtilmiyorsa, farklı farklı şeyler söylenmiyorsa şurası merkez dediğinde aslında biz şunu kabul etmiş oluyoruz. Bunu bir küreye tamamladığımda o küre kabuğunun merkezi burası demiş oluyorum. Şu asal eksen oluyor. Asal eksen. Tam şurası yine tepe noktası. İkisinin arasındaki mesafede odak noktası olarak ifade ediliyor. Tamam. Tümsek ayna da böyle. Bak bu bir tümsek aynadır diyorsam eğer, bu tarafa çizeyim biraz daha. Şu bir tümsek aynadır diyorsam, aslında şunu kabul etmiş oluyorum. Merkezden geçen bir doğru aynayı iki parçaya böldü. O zaman buna asal eksen dedim. Tam asal eksenin aynaya dokunduğu nokta tepe noktası. Merkezle ayna arasında, tepe noktası arasındaki mesafenin tam orta noktası bu aynanın odak noktası olacak şekilde ifade oluşturuyorum. Tamam? Anlaştık mı? Var mı burada itiraz? Yok. Hadi bunu yazalım. Şöyle diyorsunuz. Küresel bir yüzey. Küresel bir yüzey. Uygun büyüklükte kirişlerle kesildikten sonra. Küresel bir yüzey uygun büyüklükte kirişlerle kesildikten sonra. Yüzeyin içi yansıtıcı hale getirilirse, yüzeyin içi yansıtıcı hale getirilirse, çukur, dışı yansıtıcı hale getirilirse, dışı yansıtıcı hale getirilirse, tümsek ayna elde edilir. Tümsek ayna elde edilir. Kullanılan küresel yüzeyin yarı çapına eğrilik yarı çapı merkezine aynanın merkezi merkezden geçerek aynayı iki eş parçaya bölen
merkezden geçerek aynayı iki eş parçaya bölen. Doğruya asal eksen, asal eksenin aynaya dokunduğu noktaya. Tepe noktası. Tepe noktasıyla merkez arasındaki mesafenin ortasına aynanın odağı denir. Bu arada hemen şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Burada bir kavram yanılgısı oluşmasın. Hani ben diyorum ya, asal eksen merkezden geçer, aynayı iki eşit parçaya bölür. Aslında bu ayna çizgi değil ki. Bu ayna aslında küre kabuğu. Dolayısıyla aslında ben sadece karşıdan kesit görünümünde iki eşit parçaya bölerden bahsediyorum. Aslında bu küresel bir yüzey olduğu için merkezden geçerek tam onun ortasına denk gelen çizgi benim için asal eksendir. Tamam. İki eşit parça, burada iki eşit parça. Şuradan bakarsam orada eşit, iki eşit parça gibi düşünmen lazım. Tamam. Ama biz düşey kesit çizdiğimiz için sanki boyunu ikiye ayırıyormuş gibi gösteriyoruz. Buraya kadar tamam mı? Tamam. Peki, peki. O zaman küresel ayna için şöyle kırmızıyla yazayım. Eğrilik yarıçapı merkezden tepeye kadar olan yer değil mi? Değil mi? Eğrilik yarıçapı merkezden tepeye kadar olan. Peki odak noktası tepe ile merkezin tam ortasında bulunmuyor mu? Evet. O zaman bir aynanın odak uzaklığı küçük f ile gösterilir. Eşit olmalıdır eğrilik yarıçapının direkt yarısı kadar diye söyleyebilirim. Ve küresel aynanın odak uzaklığı bundan başka hiçbir şeye bağlı değildir. Tamam. Odak uzaklığı küçük f ile gösteriliyor ve aynanın odak uzaklığı eğrilik yarıçapına bağlıdır. Başka hiçbir şeye bağlı değildir demiş oluruz. Anlaştık mı? Heh? Var mı aklınızı karıştıran bir şey? Evet. Odak büyük f ile gösterilir. Odak uzaklığı küçük f ile gösterilir. Tamam mı? Var mı itiraz ettiğiniz bir bölüm? Hocam şurayı bir daha tekrar edelim dediğiniz? Yok. Güzel. Şimdi bu bilgileri öğrendikten sonra sevgili arkadaşlar, küresel aynalarda özel ışınları konuşacağız. Ve şunu söyleyeyim, küresel aynalar konusu bu özel ışınlar üzerine kurgulanan bir konudur. Eğer özel ışınları düzgün şekilde biliyorsan, eğer özel ışınlarda hata yapmadan yorum yapabiliyorsan geri kalan her şeyi de yapabilirsin anlamına gelir. Hocam ya öyle deme, ben hiç yapamıyordum. İşte paralel geliyor, oradan geçiyor, onu biliyorum ama gerisi yok. Gerisini de öğreneceğiz canım. Değil mi? Önce ben yorum yapacağım. Sen de diyeceksin, aa evet lan mantıklıymış diyeceksin. Sonra yürüyeceğiz oradan kanka. Şimdi özel ışınlar diyoruz. Şöyle ayırayım. Bu tarafa çukur ayna için. Özel ışınlardan bahsedeceğim, çizim yapacağım. Bu tarafa da tümsek ayna için. Evet. Hocam nereye kadar gelmemiz lazım? İşte buraya kadar. Sadece buraya. Evet. Çukur aynada ve tümsek aynada. Şimdi sevgili arkadaşlar şunu öncelikle söyleyeyim. Şimdi insanlar şöyle davranıyor. Ben en azından bunu gördüm. Eğer
Çukur aynayı anlattıktan sonra, tamamen çukur aynayı anlattıktan sonra tümsek aynaya geçersen bağlantı kurmak zor oluyor. Öğrenci bakımından söylüyorum. Diyor ki sonra şu cümleyle karşı, hocam tümsek aynayı anladım da çukur aynayı anlamadım. Ya da çukur aynayı anladım da tümsek aynayı anlamadım. Sanki birbirinden farklı bir şeymiş gibi. Ulan biri içi biri dışı zaten. Birini anlayıp öbürünü nasıl anlamamış olabilirsin? Beraber gösterdiğimizde çok daha mantıklı çıkarımlar olabileceğini gördüğüm için birlikte yapıyorum. Bakın birinci özel ışın şu. Bir tane çukur ayna var elimde. Asal eksenini belirledim. Şurası odak noktası, şurası da merkez noktası olsun. Eğer asal eksenin paralelinde bir ışık ışını var ise o zaman bu ışığın aynanın odak noktasından geçerek yansır diyorum. Tertemiz bir ifade. Tamam? Şunu da söyleyeyim. Küresel aynalarda özel ışınlar biraz önce tanımını yaptığımız özel noktalarla alakalıdır. Kimdir onlar? Merkez, odak ve tepe noktası. Başka hiçbir ışın özel ışın değildir. Diğer ışınlar orantısal ışınlardır. Tamam mı? Onu söyleyeyim. Sizin müfredatınızda da zaten özel ışınlar var. Tümsek aynada. Bakın şu. Bir tümsek ayna. Asal eksen. Şurası merkez noktası. Şurası odak noktası. Eğer asal eksene paralel gönderdiğiniz bir ışık ışını varsa o zaman uzantısı odak noktasından geçecek şekilde yansıyarak geri döner. Tamam. Bakın burada paralel gelen ışın odaktan geçiyor. Orada paralel gelen ışın uzantısı odaktan geçiyor. Güzel. Şimdi bunlarla ilgili de şeyleri küçük küçük yorumları yapacağım. Bak. İkinci özel ışın. Optik boyunca sürekli duyacağınız cümlelerden bir tanesi şuydu. Işık ışınları tersinir davranır. Ne demek tersinir davranır? Belirli bir olay gerçekleşiyorsa bunun tersinin de gerçekleşmesi aynı kurallara göre aynı şekilde de oluşur ya da olur. Ha, o zaman şöyle bir şey demeye çalışıyorum aslında. Şöyle bir küresel ayna var. Çukur ayna bu. Asal eksen şu. Şurası tepe noktası, şurası odak noktası ve burası da merkez olsun. Eğer ben bir ışık ışınını odak noktasından geçerek aynaya göndermişsem, bakın bunun tersi olmalı, değil mi? Madem ışığın paralel gelince odaktan geçiyor, o zaman odaktan gönderirsem asal eksene paralel olarak sistemi terk etmeli. Değil mi? Yeterince basit bir olay. Buradaki ikinci ışın şu, ikinci özel ışın. Şu tümsek ayna. Burası görünüyor mu bebeğim? Orada dedim ya hani, şurada dedim ya, dikkat et, çok yaşa. Paralel gelince uzantısı odaktan geç. O zaman şöyle yapayım. Uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen bir ışık ışını olsa şöyle, bu durumda ışık ışını asal eksene paralel ayrılmalı, yansımalı sistemden demiş oluyorum. Anlaştık mı? Tamam, güzel. Peki, üçüncü özel ışın. Şu. Bu bir çukur ayna yine. Şurası asal eksen, şurası odak noktası, burası merkez noktası. Merkez noktasından aynaya gelen bir ışık ışını düşünsem. O zaman bu ışık ışını yüzeye dik olacağı için, biz çünkü küresel yüzeylerin şöyle bir özelliğini biliyoruz. Bir kürede, bir çemberde, bir dairede neyse artık merkezden çizdiğiniz her doğru yüzeyde dokunduğu noktada geçen teğet diktir. Dolayısıyla bu da ışık ışını çukur aynaya geldiğinde dokunduğu noktaya aslında normal üzerinden geliyor demektir. Yani gelme açısı sıfır derecedir. O zaman kendi üstünden geri döner.
Demek ki merkez üzerinden, asal ekseni merkezden kesecek şekilde gelen ışık ışını çukur aynaya çarptığında kendi üzerinden geri döner diyebilirim rahatlıkla. Buradaki özel ışın da şu olmalı o zaman. Şu bir tümsek ayna. Şöyle bir odak noktası çizdim. Şuraya merkez noktasını çizdim. Eğer merkeze doğru gelen bir ışık ışını var ise, şimdi yüzeye dik çarptığına göre, yani gelme açısı 0 derece olduğuna göre, kendi üzerinden geri dönmelidir. 10 numara ifade. Peki, 4. özel ışın, şu çukur ayna, şurası odak noktası, burası merkez noktası, şurası da tepe noktası. Eğer tepe noktasına bir ışık ışını gelmişse, diyelim ki alfa açısı yapıyor. O zaman tepe noktasından yine alfa açısı yapacak şekilde asal eksenle sistemi terk edecektir. Tepe noktasına asal eksenle alfa açısı yapacak şekilde gelen ışın, asal eksenle yine alfa açısı yapacak şekilde yansır. 4. özel ışın, tümsek aynaya bakalım. Yok. 4 tane özel ışın var. Şurası odak noktası, burası merkez olsun. Tepe noktasına bir ışık ışını geliyorsa, ki buna teta açısı yapıyor diyelim, o zaman yine teta açısı yapacak şekilde sistemden ayrılmalıdır. Gördünüz mü? Konuşacağız. Çok derin derin konuşacağız. Merak etmeyin. Her birinde merkez noktası var. Evet. Normalde aynı açı yapalım. Aynı. Şimdi sevgili arkadaşlar, küresel aynalarda bu 4 tane özel ışın var. Başka ışın yok. Geri kalan tüm ışık ışınlarını bunlara benzeterek, bunları düşünerek elde edebiliriz. Çıkarımlarını yapabiliriz. Ha, şöyle bir şey de var, bunu da söyleyeyim. Belirli denklemler var. Bu denklemleri kullandığınızda asal ekseni ne kadar uzaktan keserek gelirse gelsin, o ışık ışınının yansıdıktan sonra asal ekseni tam olarak kaç santim uzakta keserek yansıyacağını hesaplayabiliyoruz. Ya da uzantısı kaç santim uzaktan geçecek şekilde yansıyor, bunu hesaplayabiliyoruz. Ama artık müfredatımızda yok onlar. Önceden bu işlemler vardı. Önceden bir cismin tümsek aynada ya da çukur aynada görüntüsünün boyu cismin boyunun kaç katı olur? Cisim 20 santim boydaysa görüntüsü neden 27 santim büyüklükte olur? Ya da niye 12 santim büyüklükte olur? Bunların hesabı vardı, artık yok. Sadece görüntü işte düz olur, ters olur, gerçek olur, sanal olur, kendinden büyük olur, kendinden küçük olur, o tarafta olur, bu tarafta olur gibi ifadeler var. Şimdi benim asıl burada dikkat çekmek istediğim şey şu. Bakın. Bu çukur ayna ve tümsek ayna aslında birbirinin simetri olan şeyler. O zaman ben simetri işlemi yaparak bunlardan bir tanesini biliyorsam diğerini de ortaya çıkarabilirim. Bakın şimdi iyi izleyin burayı. Yeşille çiziyorum. Şimdi çukur ayna bu ya. Ben şu ışını biliyorum. Bunun tam simetriğini düşünelim gelin. Ama gördüğüm her şeyin simetriğini yapacağım. Bu tümsek ayna olsun. Güzel. Aynanın simetriğini düşündüm. Gelen ışın bu ya. Yok, gelen ışın bu olmasın. Bunun ayna düzlemine göre tam simetri olan şu ışık ışını olsun. Gelen ışın. Yansıyan ışın şu ya. O zaman bunun tam simetri olacaktır yansıyan. Bak, tümsek aynadaki ışın budur zaten. Görüyor musun? Gelen ışının simetriğini aldım. Yansıyan ışın bu. Bunun da simetriğini alırsam tümsek aynadaki özel ışına ulaşmış oldum. Bunu
Çukur ve tümsek aynada istediğiniz herhangi bir ışın içinde yapabilirsiniz. Yani istisnasız geçerli bir şeydir. Çünkü yine söylüyorum, çukur ayna bu taraf, tümsek ayna öbür taraf. Yüzey aynı olduğuna göre aynı kurallara uymak zorundadır zaten. Tamam mı? Bak şu, bunu zaten yapmaya gerek yok tekrar. Şu, bunda hiç sıkıntı yok zaten. Her türlü merkeze geliyor. Bak şimdi şu, diyorum ya şu adam için konuşuyorum. Bunun tümsek ayna olduğunu düşünelim. Sen şöyle diyebilirsin bak, buna göre simetriğini alayım. İster şöyle simetri al, şöyle gelmiş olsun ışın, böyle gider de. İster bunun tam simetriğini al, böyle gelmiş, öyle gider de. Tamam, fark eden bir şey olmayacaktır. Yani sen eğer şunu alayım ben şöyle, sen eğer bir tanesindeki özel ışınları biliyorsan zaten öbürünü de biliyorsun anlamına geliyor bu. Tamam, yüzey aynı olduğu için. Bak burada da aynısı. Aynanın tam simetriğini aldım. Artık bu ayna tümsek ayna gibi düşünüyorum. Gelen ışın neydi? Merkezden geliyordu. O zaman bunun tam simetriğini alayım. Merkeze doğru gelen ışını çizeyim. Şöyle. Yansıyan ışın ne? Merkezden geçen ışın. Bunun simetriğini alırsam yansıyan ışını bulurum tümsek aynadaki. Tamam. Gayet mantıklı ve temel düzeyde ifadeler bunlar. Bir şey söyleyeceğim. İnsanların aklında şöyle kavram yanılgıları oluyor. Siz asla böyle şeylere düşmeyin. Ben burada ışık ışınlarını ne yaptım? Yansıttım. Bakın ben size şöyle söyledim. Yansıma kanunu denilen iki kanuna göre olur. Bir, gelen ışın normal, yansımanın tam gerçekleştiği noktada yüzeye çizilen normal ve yansıyan ışın aynı düzlemde bulunmalıdır. Burada da geçerli. İki, gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşit olmalıdır. Ya da yansımanın gerçekleştiği noktada yüzeye çizilen normal mecburen gelen ve yansıyan ışınlar arasındaki açının açıortayı olur. Değil mi? Ya da gelen ışının normalle yaptığı açı yansıyan ışının normalle yaptığı açıya eşittir. Bakın bunlar yansıma kanunları. Yani ne demek istiyorum? Biz şimdiye kadar buna uymayan bir yansıma durumu gözlememişiz. Onun için kanun bunlar. Dolayısıyla buradaki ışınların hepsi de yansıma kanununa uymak zorunda. Anlatabiliyor muyum? Anlaştık mı burada? İşte ayna yüzeyinin küresel oluşu sadece bazı ışınlar için böyle odak noktası gibi özel noktalar seçtiğimde genel geçerli başka kurallara ulaşmama sebep oluyor. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. O zaman ben şöyle söyleyebilirim bak. Bir küresel aynada bir yansıma gerçekleşiyorsa kesinlikle ve de kesinlikle gelen ve yansıyan ışın, hatta bunu sileyim. Bak. Şurayı sileyim. Tümsek aynayı, çukur aynayı istedikleri gibi çizebilirler. Bak şöyle bir şey çizmiş olsun. Al sana çukur aynayı böyle çizdim diyor. Şu da asal eksen diyor. Ya arkadaş şöyle bir ışın göndermiş. Sonra da bunun şöyle yansıdığını söylüyor. Ya yansıma kanunu geçerli olmak zorunda. Git. Peki yansıma kanunu bana ne diyor? Ulan arkadaş bunların yansıma kanununa uygun olabilmesi için gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşit olmalı. Yani gelen ışınla yansıyan ışının arasındaki açı düşünüldüğünde açı ortay normal olmalı. O zaman benim için açı ortay şu olmalı ya. Tam ortalarından olur mu ya? Geometri ağlıyordu. Bak buraya. Şurası merkez olmalı. Niye? Çünkü küresel yüzeye çizdiğiniz her dik istisnasız olarak merkezden geçmeli küresel yüzeyin. Değil mi? O zaman merkez noktası şurası olmalı. Şu da açı ortay olmalı. Ya açı ortay teoremi bana şunu söylüyor. Bak şurası
şu kenarla doğru orantılı, burası da şu uzun kenarla doğru orantılı. O zaman buranın ortası değil, şurası daha uzun, şurası daha kısa olacak demektir. Bu kadar. İstisnasız tüm ışık ışınlar için geçerlidir bu. Hangi ışık ışınını çizerseniz, nasıl yansıma gerçekleşirse gerçekleşsin, sen şunu diyebilirsin, oraya çizeceğim normal, küresel ayna olduğuna göre aynanın merkezinden geçmek zorundadır. Aynanın merkezinden geçiyorsa eğer, aynı zamanda da açı orta yoluysa, geri kalan her şey geometrik olarak net bir şekilde ifade edilebilir. Bir şeyden bahsedeceğim, bir son cümle sevgili arkadaşlar, o da şu. Şöyle bir şey söylüyorum. Bakın, çukur ayna düşünüldüğünde ben çukur aynanın odağından ışın gönderebiliyorum. Ya da yansıyan ışın odaktan gerçekten geçebiliyor. Değil mi? Merkezden de öyle. Onun için çukur aynanın odak ve merkezi gerçektir. Ama tümsek aynanın odağına ışık gönderemezsiniz. Arka tarafta. Tümsek aynanın merkezinden ışık geçmez. Arka tarafta. Dolayısıyla oradan sadece uzantılar geçiyor diyebilirsiniz. Ki biz uzantıyla ilgileniyorsak buna sanal ifade ediyoruz. Onun için tümsek aynanın odak ve merkezi sanaldır. Tamam. Gerçekten merkezi var, gerçekten odağı var ama ışık ışınları oradan geçmiyor demiş oluruz. Tamam.